Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. Bu modelimiz her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir iple ördüm. Bakın, modelimiz 15 artı 2 ilmekten kuruluyor. Şu aradaki giden haroşalarınızı siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama ben bu modele bu şekilde yakıştırdığım için bu şekilde ördüm. Evet, modelimiz 15 artı 2 toplamda 17 ilmekten kuruluyor. İlk sıramız burada arkası bakın tamamen haroşa olarak örülüyor. Arada bir düz olarak bir sıra ilk sıralarda ben şurada bir detay uyguladım. Bunu size anlatmak istiyorum. İlk sıramızla birlikte 1, 2, 3, 4 sıra ben 3 sırada bir bakın düz ilmek öne ters düşecek şekilde ördüm. Bir detay vermek istedim burada. Siz bu şekilde de devam edebilirsiniz. Benim gibi diğer üst kısma geçtiğimde şuradan daha detaylı anlatabilirim. 1, 2, 3 sırada bir arkada düz ördüm. Kaç defa yaptım bunu? 1, 2, 3, 4 defa yaptık. Bundan sonra ise kaç defa? 2, 4, 5 sırada bir. 5 sırada bir düz ördüm. Bunu şimdi size detaylı olarak göstereceğim. Bu batik iplerde, düz iplerde, angora yeleni iplerle yelek görebilirsiniz. Anne yeleği hırkalarda harika oluyor arkadaşlar. Gerçekten harika bir model. Dediğim gibi siz bunu istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi modelim çok basit ve kolay bir model. Bir detay daha söylemek istiyorum size. Burada bu şekilde dilimli başlamak istediğiniz zaman arkadaşlar mutlaka bu alt kısmını başlarken çift kat olarak başlayın. Daha hoş ve daha güzel duruyor. Şimdi ben bu şekilde ipimi ikiye katlıyorum. Şu şekilde. Bir kelebek oluşturuyorum. Şu şekilde alttan girip sıkıştırıyorum. Bakın sıkıştırdım. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Şimdi ben 21 tane ilmek atacağım. Ve bu ilmeklerimizi atarken bu alt kısmı çok sıkı tutmuyoruz. Biraz gevşek atıyorum ki rahat dursun diye kasmasın. Örgümüz daha güzel dursun diye. Bunlar küçük bilgiler arkadaşlar ama örgüde gerçekten önemli bilgiler. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 tane ilmek atıyorum. Sadece bir tane model anlatacağım. Ve 21 tane ilmek attım. Ve düğüm atıyorum. Burada ilk sıramızı düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 tanesini hepsini tamamen düz örelim. Birer tane kenar ilmeği bıraktım. 17 tane bu şekilde düz olarak örüyorum. Bu sıramızı tamamen düz örüyoruz.
kenar ilmeğimiz. Öndeyiz. Öne ters olarak düştü. Bakın ilk sıramız ters. Bir tane kenar ilmeğim var. Bir, iki tane ters ilmeğim var. Şu kenarda giden haroşa kısımları ve burada bir tane artma yapıyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek düz olarak örüyorum. 1 2 3 Bu 3 ilmeği topluyorum. Düz olarak kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek örüyorum. Bir tane başına doluyorum. Artma yapıyorum. Tekrar 2 ters bir kenar ilmeğim. Yine aynı şekilde bu sırayı tamamen ters olarak öreceğim. Bu arada giden ajurlu bölgemiz hem arkada hem de önde ters olarak örülüyor. Bu sırayı tamamen ters olarak öreceğim. Artmış olduğum ilmekler dahil. Kenar ilmeğim 1 2 tane ters ilmek başına doluyorum ve 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane ilmeği topladım ve kestim. 1 2 3 4 5 6 Bu artmış olduğum ilmeği bu ortaya veriyorum. Ortadan kesiyorum. Kenarlardan arttırıyorum. Başına doladım. Yine aynı şekilde 1 2 tane ters bir kenar ilmeğim ve dönüyorum. Arka sırada ise 1 2 3 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Burada 1 2 3 tane sıramız oldu. Ters sıramız oldu. Şimdi burada düz olarak örüyorum. Bu sırayı düz örüyorum. Aradaki haroşalarımızı ters örüyorum. Hem önden ters örüyorum hem düzden. Bu model kısmını 3 sırada bir, bunu 3 defa tekrar edeceğim. Bunu isterseniz siz tamamını da bu şekilde örebilirsiniz ama ben sadece etek kısmında biraz daha böyle detay olsun diye istedim. 1 2 tane ters ilmek başına doluyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek ördüm. 1 2 3 tane arkadan da düz ördüm, önden de düz örüyorum şu model kısmını. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördüm. Başına doluyorum. 2 tane ters, 1 tane kenar ilmeğim. Tekrar dönüyorum. Bir, iki, üç tane kenar ilmeğimiz ve bu
sırayı arkadan ters olarak örüyorum. Tamamını ters örüyorum. Hem ajur bölgemiz hem burası tamamen ters örülüyor. Yine 1-2 tane ters başına doluyorum. 1-2-3-4-5-6 tane düz ilmek. 1-2-3 tane ilmeği topluyorum ve üçünü bir edip kesiyorum. 1-2-3-4-5-6 6 tane düz ilmek yine başına doladım. 1-2-3 tane ters ilmek tekrar dönüyorum. Bu sırayı da bu şekilde 3 olarak öreceğim. 1-2-3 tane ters ilmek ve 1-2-3 tane sıramız oldu. Burayı düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Öne ters düşüyor. Aradaki haroşa bölgemiz bir kenar ilmeğimiz, 2 tane ters ilmeğimiz, başına doluyorum. Yine 6 tane 1-2-3-4-5-6 6 tane düz ilmek 1-2-3 3 tane ilmeği topladım. 1-2-3-4-5-6 6 düz başına doluyorum. 2 ters bir kenar ilmeğimiz. Arkada yine aynı şekilde öreceğiz. Diğer sırada ise modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1-2-3-4 defa ben 3 sırada bir şey yaptım, diğerinde 5 defa 2 defa gittim geldim bu arayı. Siz modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde bunu, bu haroşaları koymayabilirsiniz de, ama dediğim gibi bu şekilde çok harika güzel durdu. Evet arkadaşlar, modelimiz sadece bu kadar. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.